yer değiştirme veya güneye göç konusunda rakamlar var. 1.4 milyon deniyor, 1 milyon aş deniyor. Bu konularda bölgede bir daha sağlıklı bir bilgi tespit var mı? Şöyle, şimdi bilmeyenler için az anlatalım. Gazze 370 kilometre karelik bir alana sahip ve 40 kilometrelik bir şeride sahip bir nokta. Yani 40 kilometre kuzeyinden güneyine 40 kilometrelik bir hat. Şimdi bu Gazze'nin en kuzeyinde Beit Lahya var, Beit Hanun var. Yine orta kesimlerde Gazze şehri var. Daha güneye indiğinizde Han Yunus var ve en güneyde ise Refah var. Tabii bunlar en büyük kentleri. İçeride yine irili ufaklı yerleşimler var. Şimdi kuzey kesiminden 1.5 milyona yakın insanın İsrail'in onları güneye inmeye zorlamasıyla birlikte 1.5 milyon insanın Han Yunus'a, Refah'a doğru hareket ettiğini biliyoruz. Ancak İsrail bunlara güneye inin dese de tamamen canını kurtarmak için konvoylar halinde buralara giden masum insanların üstüne ateş açtığını da görmüş durumdayız. Bunu da bir kenara koyalım. Yani 1.5 milyon insan şu an güneye doğru gidiyor, gittiler, oradalar. Bu bahsettiğim kuzey kesimde, yani Gazze şehri, Beit Lahya ve Beit Hanun'da 500 bine yakın insan olduğu değerlendiriliyor şu anda. Ve buralar gece gündüz vuruluyor. İşte o 500 bin insanı da İsrail oradan sürmek istiyor aslında. Ancak onlar hala oradalar, evlerini bırakmıyorlar, direnmeye çalışıyorlar. Ellerindeki imkanlar zaten... 18. gün bitiyor, 19. güne gireceğiz artık önümüzdeki saat dilimlerinde. Evet. Hiçbir şeyleri kalmamış durumda. Elektrik yok, su yok, yiyecek, gıda yok, ilaç yok. Hiçbir şeyleri yok aslında ama orada o Filistin halkı, Gazze halkı İsrail'in bu katliam mesaisini sürdürmesine rağmen orada dik duruşunu bana göre sürdürüyor. Yani tepesine yüzlerce kilo ağırlığında bombalar da atılsa her gün, her saat, her dakika evlerini, topraklarını, vatanlarını bırakmıyorlar. Böyle bir hareket var. Peki, şimdi devam edeceğiz ama Savunma Bakanlığı, Pentagon diyor ki ABD askerleri geçtiğimiz hafta Irak'ta 10 ve Suriye'de de 3 kez füze ve drone saldırısına uğradı. Şimdi böyle bir toplam çıkarmış vaziyette Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı. Az önce de ifade etmiştik, Irak güvenlik kaynaklarından Irak'taki bir ABD askerlerinin bulunduğu üsse yönelik saldırı olduğunu, 2 Grad füzesinin üssün çevresine düştüğünü açıkladığı yansımıştı. Şimdi Savunma Bakanlığı da ABD'nin diyor ki geçtiğimiz hafta Irak'ta 10 ve Suriye'de de 3 kez füze ve drone saldırısına uğradı ABD askerleri bölgede diyor. Hasan Bey, buyurun, sorunuz vardı galiba. Kolay gelsin Sertaç. Benim merak ettiğim şey, tamam Gazze bombalanıyor, orada bir dram yaşanıyor, tamam, ama işte Kudüs desin, Doğu Kudüs'te, sonra Batı Şeria'da, Ramallah'ta, Cenin'de, diğer Filistinlerin hayatı nasıl geçiyor, ne yapıyorlar? Yani onların bir çatışmasını falan duymuyoruz, bazen bile ufak tefek oluyor ama onlar ne yapıyorlar şu anda? Şu an olduğumuz yer Şam kapısı, burası Doğu Kudüs'le Batı Kudüs'ün ayrıldığı nokta aslında, tam da göbeğindeyiz. Yani Kudüs'ün kalbindeyiz desek yanlış olmaz. Arkamdaki kapıdan zaten girdiğinizde ve yaklaşık 5-6 dakikalık bir yürüyüşten sonra, o kadim sokakları geçtikten sonra Mescid-ül Aksa ve Kubbetü Sahra'ya girebiliyorsunuz. Yani Mescid-ül Aksa'nın genel adı oranın, biliyorsunuz. Oraya girebiliyorsunuz. Tabii Kudüs'te yaşam daha sakin. İnsan turist kafileleri geliyor, yine bunları da gözlemleyebiliyoruz. Hayat olağan akışında devam ediyor. Çarşılar açık, pazarlar açık, dükkanlar açık. Bu hem Musevilerin yoğun olarak yaşadığı noktalarda öyle, Hristiyanların yoğun olarak yaşadığı noktalarda öyle ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde sorun yok. Hayat olağan şeklinde devam ediyor. Yalnız Musevilerin yoğun olarak bulunduğu noktalarda artık ellerinde silahlı sivilleri net şekilde görebiliyorsunuz. Üstlerine giydikleri parkalara, kollarına İsrail bandı yapıştırıp artık kendilerince bir güvenlik unsuru olarak sokaklarda bu insanları da görmeniz mümkün. Ve bunların yaşlarının da çok küçük olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani 20'li yaşlardaki insanlara, yani 20 yaşlar derken bu 20-25 arasında değiştiğini düşünüyorum. Çünkü
kiminle karşılaşsak çok genç ama ellerinde öldürücü etkiye sahip silahlar var. Yani yarın öbür gün buralarda da toplumsal bir tepki verilmeye çalışıldığında, zaten her cuma yapılıyor, bu iki cuma geride kaldı, bu insanların eline silah verilmesi ne kadar doğru? Yani yeni bir katliam, işte bu tüm dünyanın üç büyük din tarafından kutsiyet addedilen, kutsal mabedi olarak kabul edilen bu kadim kentte önümüzdeki günlerde vahşetler yaşanabilir. Ancak Ramallah'ta, Cenin'de, oralarda durum daha farklı tabii. Orada zaten özellikle Baptist Hastanesi vurulmasının ardından Baptist Hastanesi ve 500 yakın insanın ölmesinin ardından 1980'lerde başlayan birinci intifadanın sembolü olan nifakalar çıktı ortaya. Yani nifaka sapan anlamına geliyor. Yani İsrail polisinin karşısına, İsrail askerinin karşısına nifakalı gençler çıktı. Orada Ramallah'ta, Cenin'de yaşayan bu insanlar tepkisini dile getirdi. Yani oralarda durum daha gergin tabii. Evet. Bunun da altını çizebiliriz. Çok teşekkürler Sertaç, Murat Koç, bize TV 100 ekibi, kameramanımız Erbay Yılmaz'la birlikte bölgeden son gelişmeleri ilettiler. Kolaylıklar diliyoruz size. Çok teşekkürler tekrar.